Bu soruda temel bir sayı sorusunu içerisine biraz mutlak değer katarak sormuş. İlk ifadede var. A küçüktür mutlak değer A. Bu ne demek? A negatif demek. Nereden anladık? Çünkü örneğin eksi 2 olsaydı mutlak değeri kendisinden büyük olurdu. Peki şöyle olsaydı onu da yazalım. A eşittir mutlak değer A. Bu A pozitif mi demek? Tam olarak değil. Pozitif olabilir ama sıfır da olabilir. Ona dikkat edelim. Bu sorunun biraz daha zoru o şekilde çıkabilir. A burada negatif. Onu kesinlikle biliyoruz. Çünkü mutlak değeri kendisinden büyükse sıfır da olamaz. A negatifse onu B ile çarpmışız sıfırdan küçük olmuş. Demek ki B pozitif. B pozitifmiş ama C ile toplayınca sıfırdan küçük olmuş. Demek ki C negatifmiş. Öyleyse A negatif, B pozitif, C negatif olan D seçeneğini işaretleyebiliriz.